hayatım böyle geçiyor. Burçlara çok aşırı meraklı değilim ama olayımın genel olarak yani hayattaki durumumun bu olduğunu söyleyebilirim. İlkokul 3'teydim. Amcam Almanya'dan bir kol saati getirdi bana. Ben de çok sevindim tabii, harika bir şey. Hemen takmak istedim, hangi koluma takacağım dedim. Sol koluna takacaksın sen çünkü sağlaksın dediler. Tamam dedim, hemen sağ koluma taktım. O gün bugündür saat sağda. Başıma ters bir şey gelmedi, bir problem yok, her şey normal. Ben 70'lerde ve 80'lerde çocuk olanlardanım. Şu meşhur X nesli. Bizim zamanımız biraz şeydi, yani çok duymuşsunuzdur zaten. Çok kurallar vardı, ayıplar vardı ve biz yani uyumlu bir nesliz, kuzu kuzu büyüdük. Mesela geceleri sokağa çıkma yasağı vardı ve bu normaldi. Gerçi şu anda da bazen oluyor ama kanıksadığımız şeyler vardı. Çok sorgulamadan büyüdük birçok şeyi. İşte arada böyle saati sağ kola takarak falan kendi çapımda çıkıntılıklarla büyüdüm. Ondan sonra okullarımı güzel kazandım. Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Ondan sonra benim şöyle bir şansım oldu yalnız hayatta. Benim böyle isyankar bir annem var. Burada kendisi. O bana dedi ki lise sondayken, Neşen dedi senin şimdi dedi direksiyon kursuna gidip ehliyet alman lazım dedi. Ben de iyi annemizim, arabamız yok ki ne yapacağım ehliyeti dedim. Olsun, bir kadının hayatta araba kullanmayı bilmesi gerekiyor dedi. Doğru bence de. Onun sayesinde ehliyetimi aldım. Ondan sonra da işte genellikle hayatımın direksiyonunda olmaya gayret gösterdim. Üniversiteyi ben mütercim tercümanlık okudum. O zamanki adı mütercim tercümanlık, şimdiki adı çeviri bilim. Ve şimdi geriye dönüp baktığımda 18 yaşında verdiğim o kararın benim için yani çok doğru, çok bana özel bir karar olduğunu görüyorum. Çünkü çeviri bilim, dille uğraşmak şu demek, bir kere içinde edebiyat var, kelimeler var, çok güzel bir analitik var. Dillerin matematiği var. Bir de en cazip tarafı belki de yeni dünyalar, yeni hayatlar, yeni maceralar, yeni insanlar var içinde. O hayallerle Boğaziçi Üniversitesi'nde Mutlu Mesut, çok zor bir bölümdü, çok yorucu bir bölümdü. Mutlu Mesut okudum. Başarılı da bir öğrenciydim. Klasik. Ondan sonra mezun oldum. O yeni dünyalarla, yeni hayatlarla tanışmak üzere bankacı oldum. O biraz tempoyu düşürdü benim için. Ondan sonra, çünkü o zamanlar öyleydi. Yani iyi bir şeyin, öğrenci hayatım varsa bankalarda güzel bir şey imkan sunuyor. O zaman için benim için en doğru olduğunu düşündüğüm karar buydu. Sonra ama bir senenin sonunda ben vazgeçtim. Bankacı olmayacağım dedim. Bu işte hayalini kurduğum yeni hayatlarla, din dünyalarla tanışmak üzere gene başarılı her Türk genci gibi, o dönemdeki yani tabii her hepsi değil ama birçoğu gibi Amerika'da MBA yaptım. Yani mütercim tercümanlığı bitirip MBA yapan böyle bir enteresan bir dalgalanıyoruz hayatta. Ondan sonra Amerika'dan döndüm ve dünyayı kurtarmaya hazır bir şekilde. Fakat gene bankaya döndüm. Çünkü bu sefer ülkemizde ekonomik kriz vardı. Yani 6 ay iş aradım. Artık daha ne kadar arayabilirim? Bankaya döndüm ve ondan sonra çok uzun süre ben bankada hayatıma, kariyerime devam ettim. Kariyerim pek bir şeye benzemedi. Çünkü voleybol kurallarıyla futbol oynanmadığı için olmuyor yani. Yani çalışkan, yaratıcı, eğlenceli bir şey, çalışandım. Çok güzel hatırlıyorum kariyerimi, yıllarımı, arkadaşlarımı. Fakat tabii yaşım ilerledikçe hem kendime hem hayata her şeyi sorgulamaya başladım. Bir yandan da devamlı kendimi başka konularda besliyordum. Yani bütün boş vakitlerimde mesela ben her sene bir kursa başlarım. Ekim ayı benim için o okul düzeni. Sanat tarihi, edebiyat, felsefe, Latince, Yunanca, tesip sanatı diye bir sanatımız var. Eski Osmanlı sanatı mesela. Tamamen benim başarısız olduğum, yani ilk günün sonunda ağlayarak terk ettiğim, bileklerim tutuldu stresten ve yapamadım yani. Ondan sonra
Ve daha sonra bu yani kurslarla beraber tabii insanın hayalleri de canlanıyor. Ve düşündüm ben yani mesela bu edindiğim bu eğitimlerle hayatımı ve kariyerimi istediğim yönde değiştirmem zor görünüyor. Yani tespit sanatçısı olamayacağım net. Latince kursunu birincilikle bitirdim. Çünkü koskoca 70 milyonluk Türkiye'de sadece 4 kişinin başvurduğu bir kurstu. Latince kullanılmayan bir dil çünkü, yaşamayan bir dil. Benim ilgi alanım diller. Beynim öyle rahatlıyor. Ondan sonra aynı zamanda ama fütürizmle ve biraz da psikolojiyle ilgilenmeye başladım. Fütürizm gelecekle ilgili insanı çok besleyen bir şey. Ve psikolojiyle de tabii kendimi değişiyorum. Nasıl bu girdaptan çıkabilirim, hayatımı nasıl değiştirebilirim diye çabalarken 2011 senesiydi, bir liste yaptım ben kendime. Korku listesi. Bu hayatta nelerden korkuyorsam hepsini yazdım. Yani bu tabii hayatımı tehlikeye atacak şeyler değil ama hepimizin vardır. Yani başlamasından ve bitmesinden ödümüzün koptuğu şeyler vardır. Onları sıraladım. Ondan sonra birer birer yapmaya başladım bunları. Yani müthiş bir egzersiz. Zaten listeyi yapınca iş bitmiş oluyor da inanılmaz insanı özgürleştiren bir şey. Ve bunun bir tabii uzantısı doğal sonucu olarak nihayet iş hayatıma başka bir yön verdim. O kendi kurumun güvenli, konforlu ortamından onunla yetinmekten vazgeçtim. Tek başıma ne eşim ne sevgilim ne o yaştan sonra artık aileden bir şey beklememiz zaten mümkün değil. O nedenle tek başıma tamamen kendim işte biriktirdim 3 kuruş bir parayla Ben yeni bir hayata başladım. Bu arada o 3 kuruş para var bankada ama ev borcumun yarısı daha ödenmemiş. Ben bunu bir şekilde halledeceğim dedim. Gittim kendime bir muhasebeci buldum. Ondan sonra ve şirketimi açtım. Hedefim startuplarla ilgili çalışmaktı. Yani kendi startup projelerim de vardı zaten. Bir yandan danışmanlık yapacağım, bir yandan da kendi projelerimi hayata geçirmek üzere çalışacağım dedim. Ondan sonra tabii bu yeni hayat yani serbest çalışma ve yaşama hayatı insanı bambaşka bir yere taşıyor. Sabah uyanıyorsunuz, gitmek zorunda olduğunuz bir ofis yok. Yani koca bir gün var önünüzde. Bütün rutinleriniz değişiyor. Mesela benim için yemek yemek aynı zamanda sosyalleşmek demekti. Haftada 5 gün dışarıda yani minimum 5 gün dışarıda yemek yiyordum. Artık kendim pişirip evde kendim daha çok yemeye, taksiye daha az binmeye ama daha çok toplu taşıma, metro kullanmaya, hatta yürümeye başladım. İşte topuklu ayakkabı yerine düz ayakkabılar tercih ediyorum çünkü sokaktayım. Sokakta olmanın şöyle bir güzelliği var. Bir kere gün içinde saatlerin akışını hissediyorsunuz. Yani bu bir kısmınıza normal gelebilir ama kurumsal hayatta pek öyle olmuyor. Gün ışığının günde nasıl değişime uğradığını fark etmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra aslında mevsimleri fark etmeye başlıyorsunuz. Yani gerçekten hepsini doyasıya yaşıyorsunuz. Soğuğu da sıcağı da. Çünkü kurumsal hayatta mevsim hep aynı. Bir tane iklim var. Sabit klimadan ayarlanıyor o da. Bunları yaşarken tabii her şey çok süper değildi. Birçok zorluk da oldu. Bir kere ay sonunda trink diye maaşım hesabıma yatmıyor. O bir insanın her ne kadar kendini hazırlasan da buna tam olarak bir hazırlanmak mümkün olmuyor. Bu ayrıca bir de servis verip o faturaların tahsilatı ayrı bir problem. Dolayısıyla ilk senem benim hani birazcık yediğim kazıklar, bana ödenmeyen faturalarla falan geçti ama gene de güzeldi. Sonra bir yandan devamlı işte kendimi geliştirecek projelerde yer almaya çalışıyorum. Ufak tefek danışmanlık yapıyorum. Çok yoğun bir şey trafik içindeyim ama yeni arkadaşlar, yeni hayatlar tanıyorum. Bazen de evde kendimi pancar turşusu kurarken buluyorum. Yani öyle kendimle ilgili de birçok şey keşfettim. Ve sonra bir gün bir toplantıda bir yabancıyla tanıştım. Şu yabancıyla tanıştım. Eşim Patrick'le.
Fatih Belçikalı. Biz tanıştıktan 3 ay sonra Türkiye'ye yerleşmişti. O yani asıl kutunun dışında uzaydan seslenen o bence ama. Biz Patrick'le beraber aşk örgütlenmek demektir dedik. Ve ikimiz bir yola koyulduk. Benzer hayallerimiz vardı. İlgi alanlarımız benzerdi ama bir yandan ben artık tam o ay 40'ımı geride bırakmışım. O da 50'sini geride bırakmış. Ve biz sıfırdan bir hayata başladık. Sanki böyle önümüzde bir 50 sene varmış gibi. Ondan sonra hayat daha da büyük bir hız kazandı. Bir startuplar için bir iletişim platformu kurduk StageCo adında. Ondan sonra Patrick dedi ki, bugün burada olmamın sebebi olan, CoderDojo diye bir şey var Neşen dedi, bunu dedi, Türkiye'de bizim başlatmamız lazım dedi. Bunu ancak biz yaparız dedi. Ben daha öyle mi nedir hemen yapalım dedim. Ondan sonra şu sahne gerçekleşti. CoderDojo'yu şimdi bir videomuz var. CoderDojo'dan merhaba. CoderDojo ile biz 6-17 yaş arasındaki çocuklara kod yazmanın prensiplerini öğretmeye çalışıyoruz. Tamamen gönüllülerin desteğiyle, gönüllü mekanlarda, gönüllü ninjalar tarafından verilen zaman ve emek ile gerçekleşiyor CoderDojo buluşmaları. Gördüğünüz gibi çocuklarla beraber biz de geçiriyoruz. Amacımız çocukların ve gençlerin bilgisayar programlamayı kendi kendilerine öğrenmelerine destek olmak, bunun için üniversiteye gitmeyi beklemelerine gerek olmadığını özellikle velilere bu bilinci aşılamak. Türkiye'de şu anda İstanbul'da 6 noktada, Bursa, İzmir, Eskişehir, Ankara, Denizli, Kayseri ve inşallah Erzincan'da bu kış devam edeceğiz. Şubat ayında başladık. Bir gelir modelimiz yok. Sponsorluk ve destek bu şekilde ilerliyor. Ben Neşen Yücel, eşim Patrick Bostayaz. Biz organizasyonu yapıyoruz. Gönüllerimizin desteğiyle devam ediyoruz. Sektörde bizim gibi başka bildiğim kadarıyla bu işi tamamen gönüllülük çerçevesinde yapan hiç kimse yok. Bizimle beraber çalışmak isteyen belediye, eğitim kuruluşu, okul neresi olursa hepsiyle temaslı olmaya gayret ediyoruz. Ve bizi sanırım piyasadan veya pazardan ayıran en önemli şey de bu tamamen gönüllülüğe dayalı olması. Bir el sallayalım. Hadi. Teşekkürler. İşte böyle huniyi taktım arkadaşlar. CoderDojo'yu herhalde dinleyebildiniz. Bu videoyu biz 1,5 sene önce çekmiştik. O günden bu yana çok şey yaptık. Artık CoderDojo bütün Türkiye'nin bildiği bir hareket. Çocuklara 6-17 yaş arasında aynı masanın etrafına oturtarak haftada bir gün, 2 saat bir kulüp ortamında hem birbirlerinden hem mentorlarından bilgisayar programlama mantığını öğrenmelerine yardımcı oluyoruz. Ve bunu gönüllerle yapıyoruz. Videoda bütçemiz yok, gelir modelimiz yok demiştim. Hala yok. Ama artık vakıf olmaya karar verdik. CoderDojo Türkiye web sitesine giderseniz eğer orada şeyi göreceksiniz. Bizim bağış kampanyamız var. CoderDojo sayesinde biz çok şey öğrendik. Yani çocukların zaten hayatlarına dokunmak müthiş bir şey. Bir insanın yaşamını değiştiriyorsunuz. Sadece çocukların değil, CoderDojo'da mentorluk yapan büyüklerin de öğrendiği çok şey oluyor. Çok ezber bozan bir modelde ilerliyoruz. Çünkü çok çevik. Yani bir mekan buluyoruz. Programlama bilen gönüllü buluyoruz. Haftada 2 saatini ayırıyor. Facebook'tan anons ediyoruz ve başlıyoruz. Son derece naif bir ortam. Her hafta yeni çocuklar gelebiliyor ve hepsi birbirine öğretiyor. Yani 9 yaşındaki bir kız çocuğu, bir aydır devam eden bir kız çocuğu o gün başlayan 14 yaşındaki abisine nasıl o scratching kedisini hareket ettirebileceğini öğretebiliyor. Bu bizim ülkemizde pek örneği görülen pratikler değil bunlar. Çocuklardan çok şey öğreniyoruz derken şöyle bir şey size okuyacağım. Burada 9 Eylül Üniversitesi'nde de CoderDojo devam ediyor 2 senedir. Harika şeyler yaşanıyor. Bu gördüğünüz el izleri oradaki çocukların bir yemine el koydular. Onun el izleri. Size okuyayım. Bizler bugünden itibaren günlük yaşamı insanlar için kolaylaştıracak buluşlar adına çalışacağımıza, bilimi insanlık yararına geliştireceğimize ve daha iyi bir gelecek için hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışmaktan vazgeçmeyeceğimize ant içeriz.
İşte bu şekilde biz bu mantıkla geleceği kendimize doğru hızla ve güzellikle çektiğimize inanıyorum. Ve bu beni çok, nasıl söyleyeyim, hayata tutunmamı sağlıyor. Yani benim içimdeki isyanın akış noktası bu. Buna içimdeki enerjiyi buna aktardım. Benim bu arada, ben kod yazmayı bilmiyorum. Yani tek satır yazamam. Hiçbir fikrim yok. Ama konuşabiliyorum, organize edebiliyorum, kafam çalışıyor. Çocuğum yok bu arada. Dolayısıyla hani benim çocuğum da gitsin arada öğrenir gibi bir kaygım da yok. bir yandan para kazanmak için başka işler yapmak zorundayım ama CoderDojo vaktimin çok önemli bir kısmını alıyor. Hele bugünlerde %80'ini alıyor. Çünkü çok büyük şeylerin dönemecindeyiz. Bizim hayalimiz şu, her mahallede bir CoderDojo olsun istiyoruz. Muhtarlıklar CoderDojo olabilir mesela. Bu arada CoderDojo ne demek onu açıklamayı unuttum. Neden kafamda bu var? Coder, kod yazan demek. Dojo da uzak doğu dövüş sanatında ustadan öğrenilen yer, hane, yuva, çatı demek. Yani kod yazılan bilgi tapınakları diyeyim. Mesela Kars'taki Boğatepe köyünün ilkokulu. Neden bir bilgi tapınağı olmasın? Yani zaten öyle. Harika damla öğretmen, işte ufaklıklar. Biz gittik, yani tatile gitmiştik. Öyle bir içeri girip merhaba demek istedik. Ondan sonra çok güzel şeylere vesile olduk. Ve iki köy ilkokulunu benim sevgili arkadaşlarım iki hafta içinde tamamen donattılar, giydirdiler. İşte istiyoruz ki buralarda da bu çocuklar da okusunlar. Yani nasıl ki bana annem bir kadın hayatta araba kullanmayı bilmeli dedi. Ben diyorum ki artık bir çocuk, bir genç, hatta onun annesi babası kod yazmayı en azından nasıl yazıldığını birazcık çözmeli. Çünkü hayat bizi buna zorlayacak. Hedefimiz işte bizim bu Melike, ufaklık. Hepsi böyle mutlu olsunlar. Türkiye'nin her yerinde bir fırsat eşitliği olsun çocuklar için. Çünkü biz yapmazsak olmayacak. Yani bu benim hayattaki çok sorguladığım şeylerden biri. Eşim sebebiyle günümün önemli bir kısmı tabii çeviri yaparak geçiyor. Türkçe, İngilizce. Şu kelimeyi ben çeviremiyorum İngilizce'ye. Bunun karşılığı yok. Çünkü bizim ülkemizde günlük yaşamımızda en az günde 10 defa ya söylüyoruz ya duyuyoruz. Ne ayıp? Çok ayıp. Ayıp olmaz mı? Bu her şeyi durduran, yavaşlatan, aşağı çeken bir kelime. Benim önerim ayıp kelimesini neden kelimesiyle değiştirelim. Benim en çok kullandığım kelimedir. Patrik çok yoruluyor benim nedenlerimden. 3 yaş sorusu direkt. Ama neden aynı zamanda felsefenin başlangıcıdır neden diye sormak. İnsan olmanın gereğidir. O nedenle birazcık bu hani ezberimizi bu yönde, her ayıp dediğimizde bir de neden diye de düşünelim bence ve harekete geçelim, çekinmeyelim, üşenmeyelim, içimizdeki isyanı bastırmayalım. Bence en önemlisi bu. Gün herkese 24 saat arkadaşlar. Yani bu 24 saati çok başka şekillerde değerlendirebiliriz. Bazen bütün gün televizyon izleyebiliriz veya bir ağacı seyredebiliriz. Bazen de kendi hayatımızı veya başkalarının hayatını değiştirmek için küçük bir adım atabiliriz. Ben herkesi adım atmaya, kutunun dışına çıkmaya davet ediyorum. Çünkü hayat konfor alanımızın bittiği yerde başlıyor. Teşekkür ederim.